Merhabalar arkadaşlar. 9. sınıf e staffın 16. föyündeyiz. Ödev testlerinin çözümlerini yapacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. 660 sayısının birbirinden farklı asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 660 asal çarpanlarını ayıralım. 66'yı 6 çarpı 11 olarak yazabilirim. 6 çarpı 11 çarpı 10 yazdım. 6'yı 2 çarpı 3 onu da 2 çarpı 5 olarak yazdığımda Tek asa, aynı asalları tek tabanda birleştirdiğimde 2 çarpı 2 2 üzeri 2 3, 5 ve 11 olacak. Asal çarpanlarına ayırmış oldum. Birbirinden farklı asal çarpanlarının toplamı deniyor. Asal çarpanları 2, 3, 5 ve 11 olduğu için bunları topluyoruz. 8, 10, 11 daha 21 yapar. A ve B birer doğal sayıdır. A'nın küpü 72B artı 72 olduğuna göre A artı B toplamının alabileceği en küçük değer. Önce şurayı bir toparlayalım. 72 parantezinde sağ tarafı toplarsam birinci çarpandan, birinci terimden B çarpanı gelir, ikinci terimden 1 gelir. Yani B tane 72'ye bir tane daha 72 eklediğimizde B artı bir tane 72 olur. B artı bir tane 72 A'nın küpüne eşitmiş. 72'ye asal çarpanlarına ayıralım. 72 8 çarpı başka bir yerde ayıralım. 72 8 çarpı 9'dur. 8 2 üzeri 3 9 3 üzeri 2'dir. Yani 72 yerine 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 yazarsam B artı 1 ile çarptığımda 72 bir sayının küpü olacaksa bu asalların kuvvetlerinin ne olması gerekiyordu? 3'ün katları olması gerekiyordu. Zaten 2'nin kuvveti 3. O zaten kurtarmış. Ama 3'ün kuvveti 2. Bunu en az 3 yapmam gerekiyor. Dolayısıyla B artı 1'e minimum en az 3 üzeri 1 vermem gerekiyor ki çarptığım zaman 3 üzeri 3 olsun. Sağ taraf komple bir sayının küpü olabilsin. Yani 3 üzeri 1 yazdığım zaman 2 üzeri 3. 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2'den 3 üzeri 3 olacak. Üstler aynı olduğu için tabanları çarpacağım. 6 üzeri 3 olacak. 6 üzeri 3 A üzeri 3'e eşitse A kesinlikle 6'dır. A'nın minimum en küçük değeri bu. B'nin de en küçük değeri B artı 1'e 3 verdiğim için B'nin de en küçük değeri 2'dir. Dolayısıyla A artı B'nin en küçük değeri 6 artı 2'den 8'dir. 3600 sayısının pozitif tam sayı bölenlerden kaç tanesi tam kare bir sayıdır? Yine 3600'ü asal çarpanlarına ayıralım. 36 6'nın karesi. de %10'un karesi. Yine 6'nın karesini ben 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi olarak yazabilirim. Yine 10'un karesini 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2 olarak yazabilirim. Onu 2 çarpı 5 olarak yazdığımda aynı asalları tek tabanda yazarsam 2 üzeri 4, 3 üzeri 2, 5 üzeri 2 arkadaşlar bu ifadeyi öyle bir düzenleyelim ki asal pardon tam kare bölenlerini bulalım. Tam kare bölenlerini bulmak için burayı bir tam kare yapmam lazım. Yani burayı bir şeyin karesi olarak göstermem lazım. 2 üzeri 4'ü 2 üzeri 2'nin karesi olarak yazabilirim. 3 üzeri 2 zaten kare, 5 üzeri 2 de zaten kare. Şimdi bunların üstleri aynı. Üstleri zaten kare olduğu için ben bunları bu ifadeyi şöyle yazabilirim. Tabanlarını çarpabilirim yani kısaca. 2 üzeri 2, 3, 3 üzeri 1 yani ve 5 üzeri 2 olarak yazabilirim. Yani tek tabanda ifade edebilirim. Şimdi ifadeyi tam kare yaptık. Hani her ifade tam kare yapılamayabilir. Tam kare yapılan kısmına bakacağız sadece. Tam kare yapılıyor zaten bu ifade. Dolayısıyla biz 252 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5 sayısının kaç tane böleni olduğunu bulursak bu bölenlerin bir de karesi alınacağı için o bölenler hep tam kare olmuş olacak. O halde 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5 sayısının kaç tane ee, pozitif tam sayı bölenleri diyor. Evet. Kaç tane pozitif tam sayı böleni vardır? Üstünü 1 artırdım. 3. Üstünü 1 artırdım. 2. Üstünü 1 artırdım. 2. Sadece pozitif tam sayı bölenleri olduğu için ne yapmayacağız? Diğerlerine bakmayacağız. Ee, zaten tam kare olmaz değil mi? Negatif sayılar. O yüzden 3 çarpı 2 6. 6 çarpı 2'den cevabımız 12 olacak a pozitif bir tam sayı olmak üzere 120 çarpı a çarpımının sonucu bir e, sonucu olan sayı bir doğal sayının karesidir. Yani 120 çarpı a bir doğal sayının karesi ise o doğal sayımız b olsun. b'nin karesi olsun. a'nın alabileceği en küçük değerin rakamları toplamı. 120'yi asal çarpanlarına ayıralım ayrı bir yerde. 12 çarpı 10 yazarım. 12'yi 2 üzeri 2 çarpı 3, 5'i de 2 çarpı 5 yaparsam 2 üzeri 3 2 üzeri 3 3 üzeri 1 5 üzeri 1 olur. Şimdi ben A'ya öyle bir değer vermeliyim ki eşitliğin sağ tarafı bir sayının karesi olsun. Bunu yapmanın yolu neydi? Kuvvetleri çift yapmak, kare olduğu için 2'nin katı yapmak. 2 üzeri 3'ü en az 2 üzeri 4 yapabilirim. Yani A'ya 2 üzeri 1 bir tane 2 çarpanı vermek zorundayım. 3 üzeri 1'i en az 3 üzeri 2 yapabilirim en az bir tane 3 vermeliyim. Yine 5 üzeri 1'i 5 üzeri 2 yapmak için en az bir tane 5 vermeliyim. Yani a'ya 2 çarpı 3 çarpı 5'ten en az a en az 30 değerini verebilirim. Peki a'ya 30 değerini verdiğimizde ne ortaya çıkıyor? 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 1'den 2 üzeri 4. 3 üç çarpı 3'ten 3'ün karesi. 5 beş çarpı 5'ten 5'in karesi oluyor. Ee, Burada B ile ilgili bir şey sorulmuyor. A'nın alabileceği en küçük değer soruluyor. Zaten A'nın alabileceği en küçük değeri bulduk. O zaman B'yi bulmakla uğraşmayalım. Sonuçta burası bir sayının karesi olarak yazılabilecek. Yani 2 üzeri 4'ü 2 üzeri 2'nin karesi olarak yazacağım. 3 üzeri 2 yazacağım. 5 üzeri 2 yazacağım. Üstleri e, 2 olduğu için tabanları çarpacağım. 4 kere 3 12. 12 çarp 5'ten 60 üzeri 2 olacak. Yani B'nin en küçük değeri sorulsaydı da B minimum 60 olacak. B sorulmadığı için A'nın en küçük değerin rakamları toplamı 3 artı 0'dan cevabımız 3 olacak. Aşağıda 120 ve B sayılarının en büyük ortak böleni Öklit algoritması ile bulunmuştur. Bunu konuda anlattık. EBOB B ile 120. Acaba bu B sayısı ne? Öklit algoritmasında ne yapıyorduk? Birinci bölme işleminden sonra bölen bölünen oluyordu. Kalan da bölen oluyordu. Yani buraya 15 gelecek. Yani bir sonraki bölme işleminde bir önceki bölen sayı bölünen olduğuna göre B 35'tir. Yine dikkat ederseniz bakın burada bölen sayı 15 bir sonraki bölme işleminde bölünen olmuş. Yani bunlar eşit olacak. B'yi ne bulduk? 35 bulduk. Peki EBOB ne? En son arkadaşlar burada 5 kalan gelmiş. Bu kalan ne oluyordu? Bölen oluyordu. 15'i 5'e böldüğümde 3. Kalan 0 olduğu için son böldüğümüz sayı EBOB oluyor. Yani B ile 120'nin EBOB'u B zaten 35 bulduk. 35 ile 120'nin EBOB'u 5'tir. 5 ile 35'i topladığımda sonuç 40'tır. X ve Y birer doğal sayıdır. EBOB 24, 40, 24 x artı 40 y olduğuna göre y'nin alabileceği iki basamaklı en büyük değer kaçtır? Bu tarz sorularda arkadaşlar normalde Öklit algoritması uygulamamız gerekiyor. EBOB'u bir bulalım. Eğer Öklit algoritması uygulamadan x ve y'leri bulabiliyorsak öncelikle onu deneyelim. 24 ile 40'ın EBOB'u nedir? Her ikisinde 8 böler. Bu 8 çarpı 3'tür. Bu da 8 çarpı 5'tir. 3 ile 5'in ortak böleni olmadığı için EBOB 8'dir. 8 eşittir. 24 çarpı x... Artı 40 çarpı y. Şimdi öyle bir değer verelim ki x'e ve y'ye sonuç 8 olsun. Mesela ben x'i 2 versem 48 yapar. y'ye de eksi 1 verirsem 48'i eksi 40'tan 8'i bulabilirim. Bir tane değer bulmanız yeterli. Bulduk. Şimdi bundan sonraki değerleri nasıl bulacağız? E 24. 8'in kaç katı? 3 katı. Bunu farklı bir renkte yazalım. Mavi yazalım. Peki 48'in kaç katı? 5 katı. O halde x'in değerleri 5'er 5'er, y'nin değerleri 3'er 3'er değişecek. Şimdi ben y'nin 2 basamaklı y'nin alabileceği 2 basamaklı en büyük değeri buluyorum, e, bulmak istiyorum. O zaman y'yi artırmam lazım. y'yi artırırken kaçar kaçar artırıyorum? 3'er 3'er 3 artırdım. 2 3 artırdım. 5 3 artırdım. 8, 3 artırdım. 11 şeklinde gidecek. En büyük değeri buluyoruz. Yani bunlar sağlar mı? Kesinlikle sağlar. Bu noktada şüphemiz olmasın. Mesela x'in değerlerinden de bir tanesini bulup sağlamasını yapalım. x'in değerleri de beşer beşer değişecek. Şimdi ben y'leri artırdığım için x'ler azalacak. 5 azaltacağım. Eksi 3. Eksi 3 de 24'ü çarpın. Eksi 72. 40 ile 2'yi çarpın. Artı 80 toplayın. Yine 8. Bakın sağlaması doğru. E, o yüzden X'lerle ilgilenmiyorum. Hani doğru olduğu için kesinlikle. Y'nin en büyük 2 iki basamaklı değerini bulmak için arkadaşlar buradaki sayılar 3'er 3'er gittiği için 3 ile bölünme ile ilgili bir şey arayacağız. Bakın bu sayının 3 bölünmesinden kalan zaten küçük 2. 5'in 3 bölünmesinden kalan da 2. 8'in 3 bölünmesinden kalan da 2. Yani buradaki sayıların hepsi hangi formatta olacak? 3 bölünmesinden 2 kalan verecek. 3K artı 2 formatında olacak. O zaman 3 bölündüğünde 2 kalanını veren en büyük sayı 99 3'ün katıdır. O zaman 98 arkadaşlar. 98 nedir? 3 çarpı <laughs> 32 96 yapar. Artı 2 yani 3 ile bölündüğünde 2 kalanını verir. Dolayısıyla y'nin alabileceği en büyük iki basamaklı değer 98'dir. Evet geldik ikinci teste. X ve Y birer pozitif tam sayı 108 çarpı X eşittir Y'nin küpü. 108'i e hemen asal çarpanlarına ayırıyoruz. 108 36 çarpı 3'tür 36 6 çarpı 6 bu 2 çarpı 3 bu da 2 çarpı 3 bu da 3 yani 2 tane 2 geliyor 2 üzeri 2 3 tane de 3 geliyor 3 üzeri 3 çarpı x y'nin küpüymüş yani x'i öyle bir değer vereceğim ki x'e bu ifade komple bir sayının küpü olacak yani kuvvetler 3'ün katları olacak zaten 3'ün kuvveti 3'ün katı 3 ama 2 üzeri 2'yi en az 2 üzeri 3'e tamamlamam için x'e 2 üzeri 1 yani 2 vermem yetiyor. x'e 2 verdiğim zaman x minimum 2. Düzenlersem burayı 2 üzeri 3'e 3 üzeri 3 olur x'e 2 verdiğimde. Yani üstler aynı olduğu için tabanları çarpacağım. 6 üzeri 3 olur. 6 üzeri 3 y üzeri 3 ise y eşittir 6'dır. Dolayısıyla x artı y'nin en küçük değeri 8'dir. Çarpımının sonucunun asal olmayan tam sayı bölenleri sayısı. Öncelikle e, asal çarpanlarına ayıralım. 36, 6'nın karesi, 6'nın karesinin küpü oldu. Onu da 2 çarpı 5 olarak yazdığımda kuvveti dağıttığım zaman 6 üzeri 6. Burada 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2. 6 üzeri 6 yine 6 asal değil. 2 çarpı 3 olarak yazdığımda 2 üzeri 6 ya 3 üzeri 6 yapar. Aynı asalları tek tabanda yazalım. 2 üzeri 8, 3 üzeri 6, 5 üzeri 2. Asal çarpanlarını ayırdım. Çarpımının sonucunun asal olmayan tam sayı bölenleri. Tam sayı bölenlerinden, tam sayı bölenlerinden asalları çıkaracağım. Asal bölenlerini çıkaracağım. Asal bölenleri zaten 3 tane arkadaşlar. Biri 2, diğeri 3, Diğeri 5. 3 tane. Tam sayı bölenlerini nasıl buluyorum? Üstleri 1'e atıyorum. 8'i 1'e artırdım. 9. 6'yı 1'e artırdım. 7. 2'yi 1'e artırdım. 3. Bu bana pozitif bölenleri veriyordu. Tam sayı dediği için bir de bunu 2 ile çarpacağım. Çünkü 1 e o kadar da negatifler var. Şimdi burası ne yapar? Burayı şöyle çıkaralım. Daha pratik çıkaralım. 3 parantezinde çıkaralım. 7 kere 9 63. 63 çarpı 2. 126 tane 3'ten bir tane 3'ü çıkarırsak ne yapar? 125 tane 3 yapar. 125 çarpı 3, 375 yapar. Cevabımız denizde. Olduğuna göre A doğal sayısının asal bölümlerinin toplamı kaç? Öncelikle A sayısını asal çarpanlarına ayırmam gerekiyor. Bakın 11'in karesi zaten 11 asal. 22'yi 2 çarpı 11 olarak yazdığımda kuvveti dağıttığımda 2 üzeri 2 çarpı 11 üzeri 2 yapar. Yine 33 de benzer şekilde 3 çarpı 11 olduğu için 3 üzeri 2 çarpı 11 üzeri 2 yapar. Şimdi her bir terimde 11 üzeri 2 var. 11 üzeri 2 parantezinde toplarsam 11 üzeri 2 parantezinde birinciden katsayı bir gizli bir 1 vardır. 1 ikinciden 2 üzeri 2'den 4 üçüncüden 3 üzeri 2'den 9 yani 9 tane burada var. 4 tane burada var 13 bir tane de burada var 14 tane. 11'in karesi. 14 asal değil. Asal çarpanlarını ayırırsam 2 çarpı 7 yapar. Asal çarpanlarını ayırdım. Bana diyor ki A doğal sayısının asal bölenlerinin toplamı. Asal bölenler zaten bunlar. Yani 11, 2 ve 7. Bunları topladığım zaman cevap 20. 180 sayısının kaç farklı çift doğal sayı böleni vardır? 180'i asal çarpanlarına ayıralım. 180, 18 çarpı 10. 18, 9 çarpı 2. Bu da 2 çarpı 5. Ee, yani 2 üzeri 2. 2'den 2 tane var. 3 üzeri 2 çarpı 5. Şimdi biz bu sayıyı yani herhangi bir sayının çift bölenlerini nasıl buluyorduk? Dışarıya bir tane 2 ayırıyorduk. Bir tane 2 ayırıyoruz ki içeriden gelenleri çift yapsın. Bir tane 2 aldım. Bir tane kaldı. 3 üzeri 2 çarpı 5. Yani aslında şunu da yapabilirsiniz. Çift bölenlerini bulurken Sayıyı direkt 2'ye bölersiniz. 90'ın bölen sayısını bulursunuz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi bu sayının kaç tane doğal sayı böleni var? Yani pozitif böleni var. Üstlerini birer artırıyorum. 1'di bunu. 1'i artırdım. 2. İki. 2'yi bir artırdım. 3. 1'i bir artırdım. 2. Çarptım. 12. Sayısının tam sayı bölenlerinin sayısı 96 olduğuna göre. Yine asal çarpanlarına ayıracağız. 216 6'nın küpüdür. 6'yı biz 2 çarpı 3 olarak yazarsak 3'ü dağıttığımızda 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 olur. Bu sayının biz tam sayı bölenlerini nasıl buluyorduk? Üstlerini birer artırıyorduk. 4, 4, 1 artırdım. N artı 1. Bu bana pozitif bölenlerini veriyordu. 2 ile çarptığımda bütün tam sayı bölenlerini buluyordum. Bu 96'ymış. 4 kere 4, 16. 16 çarpı 2, 32. 32 çarpı N artı 1. 96 ise 96'yı 32'ye bölerim. 3 gelir. N artı 1 3 ise N eşittir 2'dir. Aşağıda A ve B sayılarının en büyük ortak bölünü öklit algoritması kullanılarak bulmuştur. bulunmuştur. A artı B artı EBOB AB ifadesinin değeri kaç? Şimdi arkadaşlar 144 şimdi A ve B sayılarının EBOB'u bulunmuş diyor ya. 144 kime bölünmüş? 40'a bölünmüş. 40'a bölünmüş. 3 kere varmış. Kalan 24'müş. Çünkü bölünen sayı eşittir bölen çarpı bölüm artı kalan. Bunun bölen olduğunu nereden biliyorum? Çünkü bir sonraki işlemde bölen bölünen yerine geçiyor. 40 buraya geldiği için bölen sayı 40'tır. Yani o zaman A ve B sayıları 144'e 40'tır kesinlikle. Yani ikisinin toplamı ne yapıyor? 184. Şimdi bunların üstüne EBOB'u eklemem gerekiyor. EBOB nedir? En son bölünen bu. Bakın en son kalan ne oluyordu? Bölen oluyordu. En son bölen de bölünen oluyordu. Bölüneni 8'e bölmüşüz, kalan 0. Yani en son bölme işleminde yani kalanı 0 bulduğumuz bölme işleminde bölen sayı EBOB oluyordu. Dolayısıyla EBOB 8'dir. Veya şöyle de diyebilirsiniz. Sıfırdan önceki son kalan diyebilirsiniz. Son kalan 8. O EBOB'u veriyor. 184'e 8 ekledik. 192. X ile Y birer tam sayı olmak üzere 7x artı 13 eşit eşitliği bir eşitliğini sağlayan x'in alabileceği farklı değerler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar burada aslında 7 ile 13'ün ebobu 1 olduğu için Öklit algoritması yazılmış. Burada yakınlarda var mıydı? Yok. Öklit algoritmasında hani biz e, x ve y sayısının eboplarını a ve b sayılarının eboplarını sonsuz x y değerleri vererek bulabiliyorduk. Sıralı ikililer Şimdi burada öklit algoritması yapmadan biz değerler verebilir miyiz? Mesela x'e ve y'ye öyle değerler verelim ki sonuç 1 olsun. Mesela x'e 2 versek 14, y'ye -1 versek -13 topladık 1. Bir tane değeri bulduk. Bundan sonraki değerler. Bakın, y'nin katsayısı 13 olduğu için x'in değerleri 13 13 artacak. Bir sonraki değer 15. Bir sonraki değer 13 ekledik 28. Bir sonraki değer 13 ekledik 41 şeklinde gelecek. Y'nin değerleri ise 7'şer 7'şer azalacak. 7 azalttım eksi 8, 7 azalttım eksi 15, 7 azalttım eksi 22 diye gidecek. Bunları denediğinizde doğru çıkacaktır. Mesela 7 çarpı 15, 105, 13 çarpı 8, 104 yapar çıkardık yine 1. Şimdi A seçeneğine bakalım. İki basamaklı en büyük kimin? X'in. Evet. İki basamaklı en büyük değer 93'tür diyor. Gerçekten de 93 mü? Tek tek yazsak da buluruz aslında. Evet, tek tek yazalım. Ya da şöyle yapalım. Bunlar 13, 13 gitmiyor mu? 13, 13 gidiyor. 13 ile bölünmesinden kalan ne bunların? Hep 2. En büyük 13'ün katı iki basamaklı ne var? 91 var. 2 ekliyorum. 93. 93'ün 13'te bölümünden kalan 2 olduğu için iki basamaklı en büyük sayı 93'tür. Tek tek yazsak da zaten 93'e geleceğiz. 13 ile bölümünden kalan 2'dir. Bunu zaten söyledim. En büyük negatif değer eksi 11'dir. O zaman... Burada hep pozitifleri yaptık. Negatiflere gidelim. Yani bunu 13 13 gittiği için 13 eksiltelim. 2'den 13 çıkardım. Eksi 11. Gerçekten de en büyük negatif değer eksi 11 Doğru. 7 ile bölümünden kalan 1'dir. Yanlış. Çünkü bunların 13 ile bölümünden kalan 2'dir. 7 ile bölünme ile ilgili bir örüntü yoktur. Burada 7 ile bölümünden kalan 2 mesela bu bile yanlış. Burada 7 ile bölümünden kalan 1 bu sağlıyor ama bu 7 ile tam bölünüyor. Yani bu yanlış. İki basamaklı 7 farklı değer vardır. Evet. 93 en büyük, 15 en küçük değer. Zaten dördünü yazmışız. Diğer üçünü de yazabilirmişiz. Terim sayısından yapalım. Son terim. Eksi ilk terim. Böyle artış miktarı kaçar kaçar gidiyorlar. 13'er 13'er artı 1. Şuradaki terim sayısını hesaplıyorum. 93'ten 15'i çıkardım. 78, 78 bölü 13. 6 yapar. 6 artı 1'den Cevap 7 olur. Doğrudur. Evet geldik 3. teste. X ve Y birer pozitif tam sayıdır. 80 X eşittir. Y'nin küpü. Yine klasik arkadaşlar. 80'i asal çarpanlarına ayıracağız. 80 16 çarpı 5'tir. 16 2 üzeri 4'tür. O zaman 80 yerine 2 üzeri 4 çarpı 5 yazdım. Bu sayıyı x'te çarpacağım. X'e öyle bir değer vermeliyim ki bura bir sayının küpü olmalı. Yani kuvvetler 3'ün katları olmalı. 2 üzeri 4 zaten 3'ü geçmiş. 3'ten sonraki en yakın 3'ün katı 6 var. 6'ya tamamlamak için 2 tane 2 vermeliyim. 5 üzeri 1 var. En yakın 3'ün katı 3. 3'e tamamlamak için 5 üzeri 2 vermeliyim ki 5 üzeri 3 olsun. O halde x'e verebileceğim minimum değer 4 çarpı 25'ten 100. Zaten bu haliyle bile ABCD'ye gidiyor. Cevap direkt 120 diyebilirsiniz. Biz yine de çözelim. 2 üzeri 2, 2 üzeri 4, 2 üzeri 6 yapar. 5 üzeri 1, 5 üzeri 2, 5 üzeri 3 yapar. Şimdi burayı küp yapmam gerekiyor. 2 üzeri 6 aslında 4'ün küpüdür. 2 üzeri 2 yaptığımda. Dolayısıyla bura 20'nin küpüdür. 20'nin küpü y'nin küpü ise y de 20'dir. Topladığımda 120 yapar. 24 0 0 0 n tane 0. Ben bunu nasıl yazarım? 24 çarpı 10 üzeri n. Sayısının 260 tane pozitif tam sayı böleni varmış. O halde sayı asal çarpanlarına ayıralım. 24 3 çarpı 8 10 ise 2 çarpı 5'ten n'i dağıttık. 2 üzeri n'e 5 üzeri n. Yine 8 2 üzeri 3'tür. Aynı asalları tek tabanda birleştirirsek 2 üzeri 3 ile 2 üzeri n'i çarptığımda tabanlar aynı üstleri toplayacağız. 2 üzeri n artı 3. 3 üzeri 1 var zaten. 5 üzeri de n var. Şimdi bu sayının e, pozitif tam sayı böleni 260'mış. Pozitif tam e, bölen sayısı nasıl buluyorum? Üstlerini 1 artırıyorum. 1 artırdım. n artı 4. 1 artırdım. 2. 1 artırdım. n artı 1. Eşittir. 260. Sadeleştirdim. E, 130. Şimdi n artı 4 ile n artı 1'in çarpımı 130. 130'u öyle yazalım ki çarpanları arasındaki fark 3 olsun. Çünkü n artı 4 ile n artı 1 arasındaki fark 3'tür. Eğer 13'e 10 yazarsam 13 n artı 4'e 10 da n artı 1'e eşit olur. Yani n artı 1'in 10 olması için n'in 9 olması gerekiyor. Gerçekten de n 9 olduğunda burada 13 oluyor. Yani eşitlik sağlanıyor. Demek ki n eşittir 9. Yukarıdaki bölme işlemine göre x'in alabileceği kaç farklı doğal sayı değeri vardır? Bir kere x kalan 9 olduğuna göre x en az 10'dur arkadaşlar. En az 10 olabilir. Yani 10'dur demeyelim. Gerçi 10 da oluyor. 129'u 10'a böldüğümüzde 12 kere var. Kalan 9 sağlıyor. Yalnız bunu şöyle yapacağız. 129'un x'te bölümünden kalan 9 sa 129'dan 9 çıkardığımda bu kalanı çıkardığımda bulduğum sayı 120 X, e tam, e, x tarafından tam bölünür yani x'in katıdır yani x sayısı 120'nin bir bölenidir o zaman e, x'in abici değerler deniyor x'in abici değerler 120'nin bölen sayısı kadar olacak bölenleri kadar olacak 120'yi asal çarpanlarına ayırırsak 12 çarpı 10 12'yi e, 2 üzeri 2 çarpı 3 onu da 2 çarpı 5 olarak yazdım 2 üzeri 3'e 3 çarpı 5 olacak. Bu 120'nin asal çarpanlarına ayrılmış hali. Üstlerini birer artırıp çarparak doğal sayı bölenlerini buluyorum. 1 artırdım 4. 1 artırdım 2. 1 artırdım 2. Buradan 16 tane neyi varmış? Pozitif böleni varmış. Fakat bakın x bölen ve kalan 9 olduğu için x9'dan büyük olmalı. Peki 10'dan küçük... 120'nin hangi bölenleri var? Bir kere 1 var. 2 var. 3 var. 3 de bölüyor 120'yi. 4 de bölüyor. Hatta 5 de bölüyor. Bakın buradaki asallardan ne karar verebilirsiniz. 6 da bölüyor. 3 çarpı 2'den. 7 bölmez. 8 bölüyor. 2 üzeri 3 var. 9 bölmez. 3 üzeri 1 var. 10. 10 zaten olabiliyor. Yani 10'dan küçük. Kaç tane böleni var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane böleni var. 7 tanesi olamaz. 16 taneden 7'yi çıkarırsak demek ki x 9 tane değer alabilir. Evet dördüncü soruya geldik. Aşağıda Öklit algoritması ile iki doğal sayının en büyük ortak böleninin bulunma işlemi bazı yerler boş bırakılarak verilmiştir. A artı B artı C kaçtır? Öklit algoritmasındaki sistem neydi arkadaşlar? Ee, en son kalan sıfır olana kadar burada bittiğine göre kalan burada sıfır olmuş. Ee, büyük sayı küçük sayıya bölünür ve e, kalan sıfırdan farklı ise bölen bölünenin yerine geçer. Yani buraya bir sonraki bölme işleminde bölünen 51 olduğuna göre A eşittir 51. Yani şu şekilde eşitleyebilirsiniz. A 51 kesin. Bakın burada 30 30. O zaman b kesin 21. Çünkü buradaki bölen bir sonraki işlemde bölünen olmuş. B'yi de 21 bulabiliriz. Peki C'ye kaç? Burada bölme işlemine devam edersek arkadaşlar 21'i 9'a böldük. 2 kere var. 9 kere 2 18. Kalan 3. Bu 3 buraya ne olarak gelecek? Bölen olarak gelecek. En son kalan bir sonraki işlemde bölen oluyor. Demek ki C'de 3. Bunları topladığımda 51, 21, 72, 3 daha 75 yapar. X ile Y iki basamaklı tam sayılardır. 60X artı 95 ye ebob 60 ve 95 denmiş. X'i toplamının alabileceği en büyük değer nedir? Ve x de e, x ile y iki basamaklı olacak. Peki biz burada e, Öklüt algoritması uygulamadan değer verebiliyor muyuz? Yani 60 ile 95'in ebobu nedir? E, 5'tir. Bu 5 çarpı 12. Bu da 5 çarpı 19'dur. 19 ile 12'nin ortak böleni gelmez. Yani e, 60x Artı 95 y eşittir 5. Bu eşitliği sağlayan x ve y bulabilir miyiz? Şimdi ben buraya 2 versem 190. Buna 3 versem 180-3 versem veya buraya e, artı 3 buraya eksi 2 versem sağlamıyor. Yani bunu buradan bulmak zor. E, çok fazla değer denemek gerekiyor. Bunu öklit algoritmasından yapalım. Zaten öyle hiç çözmedik. Bir de öyle çözmüş olalım. Yani e, 95 ile 60'ın Ebo bunu Euclid algoritması ile hesaplayacağım. 95'i 60'a böleceğim. Hani bölünen eşittir bölen çarp bölüm kısmını yazıyorum direkt. Bölme işlemini yapmıyorum. Çünkü biraz uzun sürecek. 90'ı 60'a bölersek bir kere vardır. Yani 90'ı 60'a böldük. Bölen 60 bölüm 1. Kalan 35. Kalanı bölen yapıyoruz. Böleni bölünen yapıyoruz. 60'ı 35'e böleceğiz. 60'ın içinde 35 yine bir kere var. Kalan 25. Yine böleni bölünen yapıyorum. Kalanı bölen yapıyorum. Bir kere var. Kalan 10. Yine böleni bölünen yapıyorum. Kalanı da bölen yapıyorum. Kaç kere var? İki kere. Kalan 5. Yine onu 5'e böldüğümde tam bölünecek. Kalan 0 olacak en son bölen sayı nedir? EBOB'tur. Yani EBOB 5'tir. Şimdi 5'ten bu işlemi tersten yapacağım. 5'i yalnız bırakacağım burada. 5 neye eşit? Hani EBOB eşittir diyoruz ya. 5 neye eşit? Bu tarafa attığımda 25 eksi 2 tane 10'a eşit. Dikkat edin burada 2 ile 10'u çarpıp 5 bulmaya çalışmayın. Bu oradan bir yere varamayız. Amacımız hep şuradaki kalanları yalnız bırakıp en baştaki işleme geri dönmek. Şimdi buradaki işlemi yaptım. Yani 5 yerine 25 eksi 10 çarpı 2 yazın. Bir önceki kalan ne? 10. 10 yerine ne yazmam gerekiyor? 35 eksi 25 yazmam gerekiyor. Buradaki 10 yerine 35 eksi 25 yazıyorum. Burayı bir güncelleyelim. Bakın burada bir tane 25 var. Eksi 2 çarpı eksi 25'ten artı 2 tane 25 gelecek. Artı 2 25 bir 25 daha 3 tane 25 yapacak. Eksi 2 tane 35. Bir önceki işlemde 25 kalan olduğu için 25'i yalnız bıraktığımda 25 yerine ne yazmam gerekiyor arkadaşlar? 60 35 yazmam gerekiyor. 60 eksi 35 yazdım. Yine burada bakın 3, 3 çarpı eksi 35'ten eksi 3 tane 35 gelecek. Eksi 2 35 de burada var. Eksi 5 tane 35 olacak. Ve 3 tane 60 olacak. Şimdi biraz yakın yapalım. 3 çarpı 60 eksi 3 eksi 2 daha eksi 5 tane 35 dedik. En son yani ilk yaptığım işlemdeki 35'i de yalnız bıraktığımda 35 neye eşit? 95 eksi 60 eşit. 35 yerine 95 eksi 60 yazıyorum. Şimdi bakın eksi 5 ile eksi 60'ı çarptığımda Artı 5 tane 60 yapar. 3 tane de 60 burada var. 8 tane 60 yapar. 8 tane 60 eksi 5 tane 95. Şimdi en sondaki işlemi de yaptığıma göre EBOB'u ben bakın dikkat ederseniz 60'ın ve 90'ın katlarının toplamı şeklinde ifade etmiş oldum. Hani şurayı eksi 5 yaparsak artı koyabiliriz. O halde 60'ın 8 katı ile 95'in eksi 5 katı toplandığında 5 oluyormuş arkadaşlar. İşte bu sayıları öklit e, algoritmasıyla bu şekilde bulabiliyoruz. Şimdi tabi soru bitmedi. Henüz bir tane değeri bulduk. X ve Y iki basamaklı tam sayılardır ve X artı Y'nin en büyük değeri soruluyor. Bunları iki basamağa taşımam lazım. Arkadaşlar iki basamaklı tam sayılar deniyor. E, şimdi tabi değer verirken kaçar kaçar gideceğiz. Şimdi 60 5'in 12 katı, 12 katı. 95 de 5'in 19 katı. Yani x'in değerleri 19 19 artacak. 19 ekledim. 27 19 ekledim. 46 19 ekledim. 65 19 ekledim. 84 19 eklediğimde 100'ü geçiyor. Burada kalacak. Y'nin değerleri şimdi x'i eklediğim için y'den eksiltmem lazım. Y'nin değerleri de 12 12 azalacak. 12 azalttım. Eksi 17. 12 azalttım. Eksi 29. 12 azalttım. Eksi 41. 12 azalttım. Ne yapar? Eksi 53 yapar. Şimdi bu durumda x ve y'nin toplamı ne yapıyor? x artı y'nin en büyük değeri deniyor. 84 eksi 53'ten 31 yapıyor. Şimdi aklımıza şu da gelebilir. x'i artırdık da bulduk. Acaba y'yi artırsaydık, x'i azaltsaydık bu durumda ne çıkardı? 8'e eksi 5 yazalım. Y'yi artıralım. Y'yi 12 12 artıracağım. 7. 12 artırdım. 19. 12 artırdım. 31. 12 artırdım. 43. 12 artırdım. 55 diye gidiyor. Şimdi bunun değerleri 19 19 azalacağı için çok fazla olmayacak. 2 basamaklı olduğu için. 19 azalttım. Eksi 11. 19 azalttım. Eksi 30 eksi 49 eksi 68 19 azalttık eksi 87 bakın 19 azalttığında 3 basamak oluyor. bu durumda x ile y'nin toplamı ne oluyor negatif oluyor bir kere bura eksi 87 burada artı 84 dolayısıyla buradan büyük değer gelmeyecektir en büyük değer 31 olacaktır N bir doğal sayı olmak üzere EBOB 3 N artı 2 N eksi 2'nin değerinin en çok değeri en çok kaç olabilir? Burada çıkarma yöntemiyle EBOB bulacağız arkadaşlar. 3 N artı 2 Hadi tabii şöyle deneyeceğiz. Çıkardıkça sonuç küçülüyor ya. Acaba bunlar eşit olur mu? Eşit ol olursa eğer en büyük değer burada çıkar. 3 N artı 2'yi N eksi 9'a eşit dediğimizde 2 ne eşittir. Eksi 18 gelir. N eksi 9 gelir. Ama N doğal sayı dediği için olmaz. Demek ki Bunlar birbirinden farklı olabiliyor. 3n artı 2'den büyük ya bu hani. 3n artı 2'den n eksi 9'u çıkarıyorum. Çıkardım. 3n artı 2 eksi n artı 9'dan 2n artı 11 oldu. Şimdi bunun ebobu şunun ebobunun eşit. 3n artı 2 ile n eksi 9'un farkı 2n artı 1 olduğu için 2n artı 11 olduğu için 2n artı 11 ile n eksi 9'un ebobuna eşit. Yani büyükle küçüğün farkıyla küçüğü n'e ebobuna eşit. Peki burada eşit olabilirler mi? 2n artı 11 eşittir n eksi 9 olursa yine n eşittir eksi 20 oluyor olmuyor. O zaman yine bu büyük olacağı için doğal sayı dediği için bu büyüktür. Ee, yine 2n artı 1'den n artı 9'u çıkaracağız. 2n artı 11'den n artı n eksi 9'u çıkarırsam eksi n artı 9 olur. 2n eksenden n artı 20 olur n artı 20'nin 20 ile n eksi 9'un eboblarına eşit olacak yani yine. Bu durumda eşit olabilirler mi? Eşit dersek n'ler gider eşit çıkmaz. O zaman yine n artı 20'den n, artı, n eksi 9'u çıkarıyorum. n artı 20 eksi n artı 9'dan n'ler gider. 29 gelir. 29'a n eksi 9. Bakın sabit bir sayı geldi. Konu kısmında da söylemiştim. Sabit sayı geldiği zaman aslında işlem bitiyor. Yani EBOB en fazla 29 olabiliyor. Çünkü burada eşitlediğimde en doğal sayı olabiliyor artık. Eşitleyin. En eşittir 38. Daha da devam ettiğimde sonuçta değerler küçüleceği için devam etmiyorum. Değerin en büyük değeri olması için sabit sayı bulduğumda bırakıyorum. Evet geldik son teste. Verilen bir A pozitif tam sayısı bu şekilde verilmiş. Bunlar asal çarpanlar. Dikkat edelim. P de 5'ten büyükmüş. Farklı bir asalmış. A sayısının farklı asal çarpanların üstleri toplamı asal sayı oluyorsa A sayısına kuvvetli asal deniyormuş. Yani asal çarpanlarını ayıracağız. Kuvvetlerini toplayacağız. Bu kuvvetler toplamı asal olacak. Mesela 30. 6x5'tir. 6 çarpı 5'tir. 6'yı 2 çarpı 3 olarak yazarsak 2 çarpı 3 çarpı 5'tir. Üstlerini toplayın. 1 artı 1 artı 1'den 3. 3 asal mı? Evet. O zaman bu kuvvetli asaldır. Hangisi değilse onu bakacağız. 45, 5 çarpı 9'dur. 9, 3 üzeri 2'dir. 3 üzeri 2 çarpı 5'tir yani. Üstlerini topladım. 2 artı 1'den bu da 3 çıktı. 3 asal olduğu için bu da kuvvetli asal. 48, 16 çarpı 3'tür. 16'yı 2 üzeri 4 olarak yazarım. 2 üzeri 4 çarpı 3. 3. Üstlerini topladım. 4 artı 1'den 5. 5 de asal. 60, 5 çarpı 12'dir. 12, 2 üzeri 2 çarpı 3'tür çarpı 5'ten üstlerini toplarsam 2 artı 1 artı 1'den 4 yapar. 4 asal olmadığı için 60 kuvvetli asal değildir. Yine 75'te çıkacaktır. Geçiyorum. X pozitif bir tam sayı. ifadesinin pozitif tam sayı bölen sayısı 12 olduğuna göre X'in alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi önce şurayı asal çarpanlarına ayıralım. 4, 2 üzeri 2. 10, 2 çarpı 5 olduğu için 5'i dağıttığımda 2 üzeri 5'e 5 üzeri 5 olacak. Yani ikileri çarptığımızda tek tabanda 2 üzeri 7, 5 üzeri 7 olacak. Pardon 5 üzeri 5. Onu yanlış yazdım. 2 üzeri 7'ye 5 üzeri 5 bölü x ifadesinin pozitif tam sayı bölen sayısı 12. x'in en küçük değeri. Şimdi x'i ben 1 alsam. 1 alsam en küçük değer deniyor ya. Bu sayının kendisi olur. Üstlerini 1 artırdığımda 8 çarpı 6'dan 48 olur. Yani 12 olmaz. 12 olması için hangi sayıları çarpmam lazım? Yani 12'nin çarpanları neler? 12 elde etmem gerekiyor ya. Üstlerini 1 artırıp çarptığımda 12 olması gerekiyor. 6'ya 2 olabilir. 4'e 3 olabilir. Veya bunlar yer değiştirebilir değil mi? Veya 1'e 12 olabilir. 12 olamaz çünkü burada en fazla 7 var. Yani en fazla 8 yazabilirsiniz. 8 de zaten 12'yi bölmüyor. Yani bu iki ihtimali değerlendireceğiz. Şimdi 2'nin değeri daha küçük olduğu için x'e 2'nin değerlerini verelim. Yani buradaki ikiler sadeleşsin. 5 kalsın. 5 kaldığı sürece 5'in kuvveti zaten 5 ile 1 artırdığımda 6 olacak. Diğerinin kuvvetinin 1 artırılmış hali 2 olacaksa kuvveti 1 olması gerekiyor. Yani x yerine 2 üzeri 6 yazdığımda Bunlar sadeleşir. 2 üzeri 1 olur. Üstünü 1 artırdım. 2 üstünü 1 artırdım. 6. 6 çarpı 2'den 12 tane bölen olur. O zaman x'e bir kere 64 değerini 2 üzeri 6 değerini verebiliyoruz. Bu elimizde bulunsun. Diğer türlü denesek yani e, 2 üzeri şuraya tekrar yazayım. Hani ben 6 çarpı 2'yi deniyorum ya. Bu 6 olsun. Bu 2 olsun. Bunun 2 olması için arkadaşlar e, kuvvetinin 1 artırılmış hali 2 ya. 1 kuvvetinin kalması gerekiyor ki 5 üzeri 4'e bölmem gerekiyor. Yine bunu 6 yapmak için 5'e indirgemem gerekiyor. 2 üzeri 2 yazmam gerekiyor ki sadeleşsin 2 üzeri 5 olsun. Kuvvetini 1 artımda 6 olsun. Ki x'e bu değeri verdiğimde çok büyük bir değer oluyor 64'e göre. Diğer ihtimalde değerlendirdiğimizde 4'e 3'ü değerlendirdiğimizde işin içine yine 5 gireceği için mesela bunu değerlendirelim. 2 üzeri 7 çarpı 5 üzeri 5'i bunun bir fazlası 3 olacaksa bunun kuvveti e, 2'ye inecektir. 2 üzeri 5'e bölmem gerekiyor ki 2 üzeri 2 olsun üstünün bir fazlası 3 olsun. Yine 4 olması için bunun kuvvetinin 3'e inmesi gerekiyor ki 3'e inmesi için 5 üzeri 2'ye bölmem gerekiyor. 5 üzeri 3 olacak. 1 artıdım 4 olacak. Bu durumda da x'in alabileceği değer 32 çarpı 25'ten çok büyük bir değer oluyor. Yani x'in alabileceği en küçük değer ilk denediğimiz 64 değer oluyor. Yani... 5 üzeri 5 aynen kalıyor. 2 üzeri 6 yazıyorum. 2 üzeri 1 kalıyor. 1 artırıp çarpıyorum. 12 tane bölen oluyor. Evet geldik 3'e. A ve B sayıları 144'ün pozitif tam bölenleri olmak üzere A bölü B ifadesinin tam sayı olmasını sağlayan kaç farklı A B ikilisi vardır? Evet bu soruda bayağı uğraştırıcı duruyor. Şimdi 144'ün bölenleri ya A ve B. A B tarafından bölünecek ki yani B A'nın böleni olacak ya. Şimdi bir kere A A B diyelim. A 144 olabilir. Çünkü 140, her sayı kendisini bölenidir. A 144 olduğunda B 144'ün bütün bölenleri olabilir. Pozitif bölenler olabilir. O halde 144'ü asal çarpanlarına ayıralım. Pozitif bölen sayısını bulalım. 144 12'nin karesi. 12 6 çarpı 2 yani 6'nın karesi çarpı 2'nin karesi yazalım. 6'nın karesi 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2 yani 2 üzeri 4'e 3 üzeri 2. Yani kaç tane pozitif böleni var? 1 artırdım. 5. 1 artırdım. 3. 15 tane pozitif böleni var. Yani B 15 tane değer alabilir. Mesela 144'e 144. E 144'e 144 72 bölenlerini sıralayacağız buraya tek tek. 144'e işte 36 gibi kaç tane değer gelecek? 1'e kadar yazacağız. 15 tane sıralı ikili gelecek. Şimdi 144 için kaç tane sıralı ikili geliyor? 15 tane. Acaba A 144 değil de 72 olursa ne kadar sıralı ikilidir? 72'nin bölen sayısı kadar gelir. Yani 72'ye 72, 72'ye 72, 72 36 gibi. O zaman bu durumda da neyi bulmam gerekiyor? 72'nin pozitif bölen sayısını. 72, 2'nin bir azaltılmış halidir. Yani burada 144'ün 2'ye bölünmüş haldir. 2'ye böldüğüm zaman 2'nin kuvveti bir azalacak. 2 üzeri 3 olacak. Buradaki pozitif bölen sayısı da 4 çarpı 3'ten 12 olacak arkadaşlar. Tek tek yazarsak. 12 tane bulmuş olacağız. Şimdi burayı bile tek tek yazmadığımız halde bölenleri tek tek yazacağımız için 15 tane bölen yazmamız gerektiği için işlem çok uzun olmuş oluyor. Bunu daha kısa nasıl çözebiliriz? Şöyle çözmeye çalışalım. 2'nin zaten kuvveti en fazla 4, dolayısıyla 1 artırdığımda 5 olabiliyor. Dolayısıyla 1 birer birer azalttığım için 2'nin kuvvetleri 2 iki üzeri 2'leri yani 2 asallarını ben 5, 4, 3, 2 minimum 1 yaparım. 3'leri ise 3'leri ise en fazla 3 üzeri 2 olduğu için 3 yapabiliyorum 1 artırdığımda. 3, 2, 1 yapabilirim. Yani demek istediğim şu. Buradaki sonuçta biz bütün kuvvetleri, bütün bölenleri bulurken bu kuvvetleri ne yapacağız? Birer birer azaltacağız. Ve bunları çaprazlayacağız. Mesela 2'yi bir azalttık. 3 aynen kaldı. Bunu şöyle de yapabilirdik. 2'yi aynen bırakıp 3'ü de bir azaltabilirdik. Veya 2'yi de bir azaltıp 3'ü de bir azaltabilirdik. Şeklinde. Burada aslında ne yapıyoruz? Mesela 2 üzeri 4'ü hem 3 üzeri 2 ile hem 3 üzeri 1 ile hem de 3 üzeri 0 ile yani sadece 2 üzeri 4'ü alabilirim. Burada ortaya çıkan sonuç ne? Bakın 2 üzeri 4'ü dağıttığımda ortaya çıkan sonuç ne? 1 artırdım 5. 5'i 1 artırdım 3 ile çarpıyorum. 5'i 1 artırdım 2 ile çarpıyorum. 5'i zaten bu 0 olduğu için bir şey yok. 1 ile çarpıyorum gibi düşünün. Yani 5 çarpı 3, 5 çarpı 2, 5 çarpı 1, gelecek 2 üzeri 4'lerden. Kısaca bunu şöyle yapalım. 5 çarpı 3, 5 çarpı 2, 5 çarpı 1 geliyor. 5 için bunlar. Yani şurada yazalım. 5 çarpı 3, 5 çarpı 2, 5 çarpı 1 yani ben 2 üzeri 4'e hiç dokunmasam, 3'ün kuvvetlerini birer birer azaltsam kaç tane sıralı ikili buluyorum? 5 parantezinde toplarsak arkadaşlar 3, 4, 5, 6 tane 5 buluyorum. Yani 30 tane bölen buluyorum. Peki 2'nin kuvvetini bir azaltsam, 2 üzeri 3 yapsam buna karşılık kaç tane bölen bulabilirim? 4 çarpı 3, 4 çarpı 2, 4 çarpı 1'den 4'ten de 6 tane gelecek. Orayı uzatmayalım. Nasıl ki 5'ten 6 tane geldiyse 4'ten de 6 tane gelecek. Benzer şekilde 3'ten de 6 tane gelecek. 2'den de 6 tane gelecek. 1'den de 6 tane gelecek. Bunları 6 parantezinde topladığım zaman 5 artı 4 artı 3 artı 2 artı 1 olacak. Bunları topladığım zaman arkadaşlar 5, 10, 15 olur. 6 çarpı 15'ten benim yazabileceğim sıralı ikili sayısı 90 olur. EBOB bu iki sayının EBOB'u A ise A'nın pozitif tam sayı bileni. Şimdi iki sayının EBOB'unu biz asal çarpanlarına ayrıldıysa kolay bulabiliyorduk. O zaman bunları asal çarpanlarına ayıralım. 15'i ben 3 çarpı 5 olarak yazdığımda 15 üzeri 8, 3 üzeri 8'e 5 üzeri 8 olacak. 21 üzeri 8 de yine 3 üzeri 8'e 7 üzeri 8 olacak. Bu iki sayının EBOB'unu arıyorum. EBOB'da ne yapıyorduk arkadaşlar? Ortak asalları alıyorduk. Ortak asal zaten 3 var. Ve küçük kuvvet alıyorduk. Zaten ikisi de 8 olduğu için EBOB 3 üzeri 8 olacak. Yani A sayısı 3 üzeri 8. A'nın pozitif tam sayı bölen sayısı. Üstünü 1 artırdım. 8 artı 1'den cevap 9. x birer tam sayıdır. EBOB 15'e 5. 15 x artı 5 y. X'in alabileceği 3 basamaklı kaç farklı pozitif değer var? 15'te ile 5'in EBOB'u zaten 5'tir. Öklit kullanmadan yapmayı bir deneyelim. 15 x e 5 y. Bir tane değer bulmaya çalışalım. Mesela ben buna 0. Buna 1 verebiliyorum. Bu eşitlik sağlanıyor. Peki bundan sonraki değerler kaçar kaçar gidecek? 15, 5'in 3 katı. Bu da 5'in bir katı zaten. Şöyle görünür yere yazalım. 5'in 3 katı, 5'in 1 katı. O halde bu değerler neye göre gidiyordu? X'in değerleri birer birer, Y'nin değerleri 3'er 3'er değişecek. X'in değerlerini birer birer artırabiliyorum. Yani bir sonraki değer 1, bir, bir sonraki değer 2, 3 diye gidiyor. Y'nin değerlerini ise 3'er 3'er azaltıyorum. Bu arttığı için bu azalacak. 3 azalttım eksi 2. 3 azalttım eksi 5. 3 azalttım eksi 8. Mesela şurayı deneyelim. 3 çarpı 15. 45. 5 kere 8. 40 eksi 40. 45 eksi 40'tan 5 sağlıyor. Burada önemli olan zaten x olduğu için sadece x'e odaklanalım. x'in abici 3 basamaklı kaç tane değer var diyor. Bu 1 1 gittiğimizde sonuçta 100'e de varacağız. 100, 101, 102 derken 3 basamaklı bütün doğal sayı değerlerini alabilecek. 3 basamaklı kaç sayı vardır sorusuna dönüştü sorumuz. 100'den 999'a 3 basamaklı kaç sayı yazabiliyoruz? Son terim eksi ilk terimden 999'dan 100'ü çıkardım. 899. Böyle artış miktarı zaten birer birer gidiyor. Artı birden 899 artı birden 900 tane x değeri vardır. Evet geldik son soruya. Neye bir tam sayı olmak üzere ifadesini alabilecek kaç farklı tam sayı değeri vardır? Arkadaşlar yine konu kısmında bunun benzerini çözdük. Payı parçalamak yani 5 n'ye 40 yapmak işimize yaramıyor. Neden yaramıyor? Çünkü burada n yok. n artı 2 var. 5 n'nin 5 n n'nin 5 katı olduğu için 2'nin de 5 katını buraya almam lazım. 2'nin 5 katı 10. Dolayısıyla 40'tan 10 aldım. Ne kaldı? 30. Yani ben bu şekilde iki kesir halinde parçalıyorum bunu. 5 artı 10, 30 daha 5n 5 artı 40 yapar, yani eşitlik sağlanır. Ben bu eşitliği bozmadım şu an. Sadece farklı bir şekilde ifade ettim. 5n artı 10, 5 parantezini aldığınızda n artı 2 olacağı için n artı 2'ler gider, 5'e dönüşür. 5 artı 30 bölü n artı 2 ifadesine dönüşür bu ifade. Şimdi bu ifadenin tam sayı olmasını istiyoruz. N de tam sayı. Bu ifadenin tam sayı olması için 5 zaten tam sayı olduğu için 30 bölü n artı 2'nin tam sayı olması gerekiyor. Yani n artı 2'nin 30'un böleni olması gerekiyor. Peki 30'un kaç tane böleni var? 30'u biz 6 çarpı 5 yani 2 çarpı 3 çarpı 5 olarak yazarız. Üstlerini birer de artırdığımda 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 tane pozitif böleni var. Tam sayı dediği için negatif de değerler alabildiği için arkadaşlar 2 ile çarparız. 16 tane tam sayı böleni var. Yani n artı 16 değer alabilir. Dolayısıyla n de 16 tane değer alabilir. Dolayısıyla bu ifade 16 farklı tam sayı değerini alabilir. 5 ile topladığımda da cevabımız 16 olacak. Burada bitti arkadaşlar.